Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. YouTube ailem, hoş geldiniz evime. Ben bugün ne yapıyorum? Benim bugün misafirim geliyor. Ondan sonra Kadriye ablam geliyor, oğlu Fikri. Çocuklarıyla beraber bana geliyorlar bugün. Biz de ufak bir hazırlığa başladık. Bizim yemeğimiz, turşumuz, işte ne yaparsak yanına, meşin, Şükrü gösterebilirsin. Sobanın üstünde turşumuz. Turşu... Böyle pancar turşusu, patatesi arkadaşlar. Mis gibi de kokusu geldi. Fırında da tavuk. Yanında patates. Ürbükte de çay suyumuz. Kaynamak üzere arkadaşlar. Böyle sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, bana bol bol yorum, abone, destek sizlerden istiyorum. Nasıl desem ki, bazı yerde böyle çekiniyorum yani istemeye. Kusuruma da bakmayın. Aslında çok konuşacağım şey var da bazı kere heyecanlanıyorum arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi böyle yapacağımız yemekleri yanına şimdi börek de yapacağız. Onları da göstereceğim size. Çay sofrası böyle bizim olmazsa olmazımız. Gelen misafirimiz hem yer hem de yeriz gittiğimiz yerde. Kadriye ablamı da tanıyorsunuz bildiğim kadar. Görüyorsunuz videolarımda. Allah razı olsun. Ben geçen gün Fikri'yi ziyarete gittim. Fikri içerideydi, namazdaydı. Biz de içeri girmedik. Kadriye ablamla kapıda muhabbet ettik. Tabii ki sonra girdik içeri. Ben geleceğim diye aramıştım. Maşallah gelinimiz de döktürmüştü bize. Orayı video yapmadım. Başta misafirlerimiz falan da gelmişti. Ondan sonra. Bugün de bizdeler. Allah razı olsun. Fikri de beni ziyarete geldi bugün. Allah da ondan gelecek yani. Geldi derken heyecan Dorota gelecek. Sizinle de paylaşacağım arkadaşlar bunları. Evet arkadaşlar. Turşumuzun diğer tarafını çevirdim. Ben topal ayarıyla da iş yapabiliyorum artık. Çok şükür elhamdülillah. Yorulduğum zaman oturuyorum. Ayağımın altına minder alıp dinlendiriyorum. Ondan sonra çay suyumuz büngülüyor. Burada iki demliğe yaparız çayımızı. Çünkü kalabalık olacağız. Şöyle burada da güğümümüz. Bu çay, yemek suyum, çay suyum. Bunlar da bulaşık suyum işte. Lazım olunca kullanıyoruz. Topalımız da yavaş yavaş iyi olmaya başladı Allah'a şükür. İşte ben, böyle. Şükür de bu arada çok mutlu arkadaşlar. Beni ayağa kalktı diye. Tabii ben ya, olmaz olur mu? Diye şuradan diye mutfağa git gel. Ama benden iste diyor bana. Ne istersen benden iste. Sen hiç iş yapma diyor ona. Böyle. Böyle çalışacak, ne yapalım bundan sonra. Evet. Bu zamanda ben çalıştım bir aydan beri arkadaşlar. Bundan sonra da o çalışsın. Ne yapayım? Tabii ki beraber yapacağız yine. Bizim karalahanamız, mısır çorbamız, mısır ekmeğimiz olmazsa olmazımız. Hele kavga turşumuz olmazsa, yufamızda selada olmazsa, kuru yufamız, bizim evimiz boş demektir. Ama bunlar olayınca her şey var demektir. Arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Doğal, odunda bir şey, sobada. Mis gibi, kıpkırmızı nar gibi. Çay suları kaynıyor. Çay suyumuz da kaynıyor. Hazır. Hemen hemen yemeklerimiz hazır. Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar böyle. Böreğimizi de yapıyoruz. Tavama da küçük geliyor mu? O kadar büyük geliyor mu arkadaşlar? Şöyle kırdım. Dur. Tamam, bir şey yok aşkım. Ezenimiz dokunuyor aziz Allah. Allah'ın ezensiz bırakmasın bizi de. Değil mi? Amin. Altına ekiyor ha. Üstüne ekiyor arkadaşlar. Bizim var da bu burada. Size şöyle fırında göstereyim. Bakar mısınız? Of. Misafirlerim de namazdan sonra gelirler inşallah.
Böreğimi de çevirdim arkadaşlar bu arada. Kıpkırmızı. Nar gibi. Bunlar yenmez mi arkadaşlar? Odanın içinde pişiyor. Bu güzellik. İkinci böreği yapıyorum ben bu arada. Bir tanesini yaptım. Masanın üstüne bıraktım seni de. Ver eliğin. Eliğin ver. Maviş ver oğlum ver. Ver eliğin ver. Ah. Merhaba mavişim benim. Cümleden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk enişte. Fikri hoş geldi. Hoş bulduk. Adile abla hoş geldi. Hoş bulduk. Sebat geldin hoş geldi. Hoş bulduk. Alaaddin sen de hoş geldin. Alaaddin sınımız olmaz. Adile ablanın yeğeni bu. Biliyorsunuz sahte arkadaşlar. Biz de tam masamızı hazırlarken özürle misafirlerimiz geldi. Buyurun dedim ben de. Masanın başına da hoş tarafıysın. Tabii ki onlara ben bir hoş geldin yaptım. Elimizden geldik kadar bebeğimiz de var işte. Allah ne verdiyse yapmaya çalışacak. Fikri buyur oğlum. Maşallah yok yok sofrada. Evet, buyurun bakalım. Bismillah. Keşke daha erken haber verseydiniz. Kadir abla sen nasılsın? İyiyim canım ben. Allah iyilik versin. Bir yufka sevdası gidiyor. He sen 3 günde yufka açıyorsun. 3 günde yufka açıyorum. Ne zaman arasam Kadir ablam yufka açıyor. Evet yani. Komşulara, kendilerine. Evet şimdi fındık yapıyor zamanı böreksiz olmaz. Börek çayımızda evet aynen Kadir'le evet. Bombayla keseyim kusura bakma. Evet, çayımızda sobamızın üstünde arkadaşlar sen şimdi söyle hadi bakalım. Fındık zamanı böreksiz hiçbir zaman soframız olmaz. Değil mi? Çayla sabah kahvaltısında peynirin yanında her zaman yediğimiz şeydir bu. Yenilen yemek. Evet hazır yemek sayılıyor bizim için. Aynen. Bunu her sene yaparız yani. Benim yufamı ne zaman açacaksın ya? Sen bana senin gün de açarım. Canım da açarım. Komşuların yufasını açtın. Evet senin gün de açarım. Ne demek yani? İnşallah canın Allah sağ ol. Sağlık sıhhat versin. Allah razı olsun. O ne ki yani yufa açma bir şey değil. Pancar evet. Yemeği de güzel olmuş. Afiyet olsun. Onu afiyet kızım olsun. Yaptı bugün. Evet. Ben de bebeği tuttum biraz afiyet kucumda, olsun. Kucağımda hepiniz işte. Afiyet olsun. Elimden buyurun. Geldikçe de ona yardımcı oluyor. Umarım beğenirsiniz Fikri. Ben verelim kız. Biz bununla büyüdük abla biliyorsun. Ben bazı videolarımda söylüyorum Fikri. Hani derler ki bu kadar lahana yemeği nasıl yiyorlar falan diyen olur yani. Hani evet. Sevdiğimizi biliyor arkadaşlarımız ama biz kırklıyken ağzımıza pancar suyu dökmüşler aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle. Bunu yemezsek Kadriye abla demişti bir kere. Biz pancarı yemezsek, turşuyu yemezsek yokuşu çıkamak, çıkamak diye arkadaşlar. Vallahi biz doğru. Biz Karadeniz'deyiz. Kara lahana ile turşumuz olmazsa biz yokuşta kalırız. Kalırız, çıkamak. Aynen böyledir. Bizim en değerli şeylerimiz onlardır. Vallahi ben de mutlu ettiniz bugün. Teşekkür ederim. Allah razı olun. Dinlemizden. Allah razı olun. Arkadaşlar Kadriye ablanın oğlu bir rahatsızdı. Hani ufak bir rahatsızlığı var diye söylemiştim ben sahte. Fikrimiz bu. Oğlumuz. Merhabalar. Allah razı olsun. Evet. Ben ona ziyarete geç gittim biraz ama. Ayağımdan dolayı o da beni ziyarete gelmiş şimdi. Benim gittiğimde namazını kılıyordu. Ben içeri girmemiştim o zamanları. Balkonda namaz kılıyordu. Balkonlar onların kapalı balkon. Dışarıda Kadriye ablamla muhabbeti burada sonlandırmıştık. Evet. O da benim yanıma geldi. Şeref verdi. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. İnsanın yanına böyle dostları gelince Kadriye abla daha insan bir başka oluyor. Gerçekten mutlu oluyor. Biz seninle kız kardeşiz. Aynen. Yani kız kardeşler ancak bizim kadar olabilir. Şükrü abi senin yeğen de yiyor mu? Ye afiyet olsun. Vallahi iyi olur ha. Ye. Sen çekime devam et biz. Aynen. Biz yiyoruz. Benim kızım da pancarı yer mi acaba Kadriye teyzesi? He? Daha tanımıyor pancak. Ağzına döksen mi acaba acık suyundan versen mi acaba? Olabilir. Aşkım vereyim mi ağzı? Vereyim mi? Şimdiden alıştır abla. Büyünce yabancılık çekmesin. Aynen doğru söylüyorsun. Ama acık daha büyüsün bu. Acık daha büyüsün abisi. Ondan sonra. Kızım benim gibi yapabilmiş mi lan Kadriye abla? Yapmış değil mi? Anne. Bunun adı neydi şimdi? Terleme mi oluyor bu? Valla bu bir yemek böyle. Adı da yok. Kapama da değil.
Değil, azıcık az sulu. Kapama bunun susuz oluyor biraz. Anne dedi, bir anne yemeği yapayım bugün dedi. Senle de yiyelim dedi. Valla ben de canım çekti kızım dedim. Birisinde bunlara döşeme geldi. Biz, döşemeyi az daha biz, az daha suyu olmuyor içinde. O katı oluyor. Bizimki öyle oluyor. He. Ama kirasınlar da böyle oluyor. Öyle mi? Bazen ben böyle yaparım genelde. Çok katısını sevmem. Değil mi? Ama buna yeşil fasulye de koyarsam daha başka türlü tat olur. Aynen, doğru söylüyorsun. Annem tarif etti, ben yaptım. Alaaddin'im sen beğendin mi oğlum? Yeşil fasulye de korsan içine kıyar, böyle ince ince doğrarsan lezzetli olur. Sonraki öyle yaparız. Yaparız anneciğim, daha buradasın. Şey de olabilir, barbunyayı haşlıyorsun ya, az ondan da koyabilirsin. Aslında bu da var da ben sana söylemiyorum. Sonradan aklıma geldi oğlum. Cizeliler de buna pancar ne bir şeysi diyorlar ama buna sütlü mısır koyuyorlar. İkinci içine. Tabak Şükrü abi. Çok lezzetli oluyor. Afiyet olsun. Şimdi ikinci tabağı yiyor pancarı, bak çok beğendi. Yiyir. Afiyet olsun. Pancar yumağını çok sever. Biz de yapalım. Ama mısır, süt mısır olacak. Süt mısır alalım pazardan. Benim Cizeli arkadaşım o annesi içine şey de koyuyor. İç yağ koyuyor. Haşlama diyorlar. İç yağ. Tamam. İç yağ koyuyor. Bu da çok, mısır aslında bu da çok lezzetli oluyor. Çok seviyorum ben de. Kaç İç yağını çok az koyabilirsin. Sevmiyorsan koymayabilirsin. Tereyağıyla yapabilirsin. Ama o şey fırın mısırının yanına o süt mısırını da böyle bıçakla şey yaparsan çok güzel oluyor. Arkadaşım ben de söyleyeyim. Özrün kayınvalidesi falan da yapıyor. Çok güzel oluyor yemeklere. Trabzonlu da. Ona karalahananın haşlaması diyorlar. Koymuyorlar değil mi? Haşlaması diyorlar. Karalahana yemeği diyorlar. Orada öyle diyorlar. Şu bizim gelinler orada öyle yapıyorlar. Ben orada gördüm. Ama yapmadım. Söyleyeyim sana. Lezzetini de beğendim. Benim kayınvalidem de lahana çok güzel yapıyor. Lahana olsun da kızım. Kokusu bile başka oluyor. Yenmez mi o? Lahana ben çok çeşidini yapıyorum. Özürüm, bunun pusatına koyar mısın annem? O yukarı koy pusatını değil mi? Bu kucak istiyor ha. Kucak istiyor. Çocuk iyice kucağa alışmış. Genelde böyle öyle hiç bozmadan koymayın. Tamam mı yavrum? Bu ağrır, ondan da durmaz. Dün gece hiç uyumadı Hadi abla. Saat 3'e kadar falan uyumadı. Bayağı bir bizi uğraştırdı. Yazarlanmıştır. Bilmiyorum ki. Okuduk. Kucağı pek almayın. Karşılamaya gelin açıyoruz şimdi. Küçükten nasıl alıştırırsan aynen öyle gider. Kadir abla buradan al. Özür, sen lahana yemedin mi daha anneciğim? Alaaddin'e dedim seni meleklere götürüyorum. Al buradan. 3 günden bayıldı. Varsın gelsin. Geçen gün sordum ya sana niye Alaaddin'e getirmedin diye. Bu sefer yalnız gitmeyeyim dedim. Alaaddin geldiğinde de seni sordum Alaaddin'e niye Gazi'ye bunu getirmedin dedim. Onların diye misafir çok geliyor ya melekim diye. Onu açın diye. Açtım da geldim demiyor değil mi? Alaaddin de bana iki sefer bakmaya geldi arkadaşlar. Allah razı olsun. Senin diye annen diye hemen de yanına giderdin diye bana diye börek yapardı meleğin de diye. Ben de o iyilikler diye hiç unutmadım diye bana. Bu şeyi beğendin mi Adi abla? Hayır, tabağı aldım. Ben de yiyeceğim ama işte yasak mı? Bir kere daha. Hiç ekşi bilen değil. O zaman yeme yasak. Yok, yeni turşu. Bana yasak. Yeme o zaman. Yasak sayma. Yeme. Yayladan o toprağa gömmüşler bedeni. Hiç ekşimemiş. Aynı yeni yapmış gibi. Şunu da şöyle Erol Taş usulü yiyelim. Vallahi ye, çok iyi edersin. Vallahi ye, boşver. Çok iyi edersin. Nasıl canı istersen, nasıl rahat edersen. Kendi elin gibi. Çok iyi Allah aşkına. Kuzu neden mişti bu? Kuzu neden? Kuzu neden? Nasıl olmuş? Mükemmel. Afiyet olsun. Ama... Sabahat gelin sen beni müdahmet erdettin.
Sana yapıp getireceğim ondan. Sen o tencerene pişirip getirmen lazım. Aynen. Ay Lenef abi çok güzel olmuştu. Karadenizler biliyorsun yeşillik, patlıcan, biber. Evet. Bir kere patlıcan yemeği yapmıştım. Onlar da bana misafir gelmişti arkadaşlar. Ben de yaptım ama diye melek gibi diye. Senin gibi olmadı diyor. Seninki gibi olmadı yani. Ama ona da yapıp götüreceğim inşallah. Ya da bir daha gelmiyor sana burada yedireceğim ona. Söz. Nasip hayırlısı. İnşallah. Ya sağlık olsun da. Ya da oraya gittiğinde yapacağım. Evet. Ya da sizde yaparız. İyi olur. Köşe turta. Özürüm, aslında çaylarımızı da verseydin tam bir çay yemeyeceğim. Ellerinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun, helal olsun. Benden bu kadar. O kadar mı yiyeceksin? Evet, daha fazlası. Tamam. Sen kendini nasıl rahat edersen o kadar et. Elhamdülillah. Melek abla, büyük küçük fark eder mi? Hiç fark etmez bile. Benim burada su tasım vardı da kim götürdüyse onu bilmiyorum. Kimse götürmedi de ben getireyim sana. Evet, suya mı ben başım çatalla ya. Tut şöyle at. Tasını çok seviyorum. Hem de yayla suyu getirdik Kadri abla. Ha, bu adamın açlıktan öldü orada. O adamın işi o. Mola ver abi, mola mola. Benim işim o. Ama semaver çayı yapsaydı, büyük bardak içerdi. Bir daha gelmiyor Kadir abla. Evlerinize sağlık, çay çok güzel olmuş. Aslında siz hani gelmeyince hemen biz gelecekler mi, gelmeyecek miler miydi? Çayda da kaldı. Çay da çok güzel. Ben daha erken geleceğim. Değil mi? Ya. Şimdiki şey olduğu biraz için. Biraz su farkı var galiba. Var var. Yayla suyu işte. Söyledim ya hani gittik, bugün de bu videomu yayınladım. Geri geldik. Izgara yapmadan. Kokusu yağmadan. Falan böyle çok güzel. Dağın içinden mi gelmiş olursun? Dağın içinden, eteklerinden değil mi? Evet. İçinden geliyor ama tabii gözü nerede bilmiyoruz. Bir de soda su var ya, onun şey çayı olmuyor. Soda su ne oluyor? Acı su. Acı suyun çayı olmaz. Bu şifa için. Evet. Şifa için o. Ben onu içemiyorum. Şeyde vardı, indekse'de vardı ama mide için olmuş. Çok iyiymiş Ayvasta'daki su. Ayvasta nereydi orası Kadri abla? Adı nereydi lan? Bu şey ya. Suyun olduğu yere ne diyorlar? Yahacok mu diyorlardı? Ha Yahacok'ta. Çatakta da yok muydu? Çatakta da var. Oradan içmiş. Çatağın o suyundan orası daha acı. Daha bise. Ha ben sizi götürmüştüm mide değil mi oraya? Mide için çok iyiymiş o. Evet. Bunlar, çocuklar mı götürmüştüm oraya? Ben ikisinden de içtim. İkisini de denedim. Çatağın suyundan o daha sert. Ama oradaki şeyin içinden çıkıyor. Irmağın içinden çıkıyor. Taşın içinden. Hmm. Hani bizim bu babamların oradaki ırmak kıyısındaki sular gibi. Derenin içinden çıkıyor. Derenlerin oradaki kaybolmuş ama. Kaybolmuş o bilmiyorum. O gitmiş orada. Çok güzeldi o su. İşte bakmadıylarsa hani bakan olmadıysa sapmıştır diye. Gözünü toplayan olmayınca ne olacak? Derenin kenarındaydı zaten. Kaybolmuş herhalde. Irmağın kenarına geçti bu. Derenin içinde vardır yine o su aslında da. Bakımsızlıktan kaybolmuştu. Olabilir. Sana da böyle. Kadri abla alsana tabağını. Buradan bir tane al tabağını. Ben bugün şeyi çok iyi. Sen katmeri çok iyiymişsin. Yuhacısın sen. Bir tane yedim. Bir tane yedim. Kadri abla 3 günden beri yuhacı komşularından. 3 günden beri yuha mı yedi? Katmer. Dün yedim katmer. Bugün de yedim. Ama katmer. Tereyağıyla yağladım da yedim. Şimdi başka yağ sürdüm ben. Yemem de onu. Ama o da çok güzel oluyor değil mi? Gece de yorgunluktan uyuyamıyor mu? Yorulur. Yükle açıyor mu? Bir de çabuk açamıyorlar ya. Ay evet. Anam vay anam türküsü çağırıyor. Kadri abla hızla açıyor hayır. Börek de çok güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Bunda komşum taze yufa açtı. Taze böreklik yufa getirdi bana. Sordu bana yufan var mı diye. Yufan var dedim sen yufa açtın. Onun kokusu buraya geldi. O da bir tane yufa almış geldi bana. Benim yufam var gerçekten. Ben açmıştım da. Taze yufa daha güzel olur tabii ki. Kendime açtım. Biraz buna verdim. Alaaddin'e? He biraz. Bak o karıya da verdim ben biliyor musun yufka? Ne?
O bugün hasta karıya vermedi, aldı yufkayı. Verdin mi sen onu? Avniye verdim tabii. Sen de evine götürürsün tabii. Yani. Bizde verirler arkadaşlar. Kapatma. Arkadaşlar ben şimdi kapatacağız sanırım, kapatmadım. Mesela bugün toplandık, bir komşuya yufa açtık ya. Benim yufam yoksa o akşam bana yufa verirler mesela. 4 böreklik, 5 böreklik, 2 böreklik, gönlünden ne kopuysa. Bunda mesela bunun yufası yoksa buna verirler. Ha, almak isterse yine verirler taze yufa diye. Ama biz sormuyorlar değil mi, var mı yok mu diye. Sormuyorlar. Direkt getirip veriyorlar. Aynen. Veriyorlar. Allah razı olsun. Komşuluk da böyle bir şey işte. Arkadaşlar biz yemeğimizi hem muhabbet böyle hem de acıktıydık da sahte güzelce yedik. Allah razı olsunlar. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Biz yine çayımızı içmeye devam edeceğiz. Çayımız da çok güzel olmuş bu arada. Fikri de beğendi. Evet. Ondan sonra ben size buradan elveda diyeyim. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Benden yorumlarınızı, desteklerinizi, abone olmanızı esirgemeyin arkadaşlar. Sizin yorumlarınıza, desteklerinize ihtiyacım var. Sesimin gittiği her yere arkadaşlar kucak dolusu selam ve saygılar olsun. Dayımın kızına desteklerinizi esirgemeyiniz. Elinize sağlık dayımın kızı. Her şeyin çok teşekkür ederim. Her şeyin çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dayımın kızını desteklemeyi unutmayınız. Evet. Hepinize selam olsun. Bol bol yorum. Onu seven bol herkese selam olsun. Evet. Özrünüzle ve özlemime de desteklerinizi istiyorum yani. Like ve yorum bekliyoruz bol bol. Allah'a ısmarladık.